Herkese merhabalar, ben Onur Alper'den. Bugün Klan Savaşçıları'nın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Biliyorsunuz daha önce yemek tarifleri bölümünde Walkie'lerle birlikte yeni bir ilginç saldırı yapmaya çalışmıştım. Ve bugün Klan Savaşı'nda bunu deneyeceğim. Ne kadar başarılı olabilirim, ne kadar olamam bilmiyorum. Fakat bu köye saldırma zorunluluğum ilk etapta var. Bunun nedenini açıklayayım. Çok sevgili klan liderimiz Ceyda öyle istedi. Bu kadar basit. Şimdi dilerseniz... Öncelikle bir nereden saldırabiliriz bunu görelim. Bu arada hala hastayım. Sesim o yüzden kötü. Lütfen kusura bakmayın. Herhalde şu yukarıdan girmeyi planlıyorum. Klan kalesinde biraz daha erken bu şekilde boşaltmış oluruz diye umuyorum. Şimdi dilerseniz şöyle bakalım. Elimizde 16 tane Walker var. 5 tane şifacı var. Queen Walk yapmayı deneyeceğim bir yandan. Duvarı ilk başta kırarım diye planlıyorum. Şimdi. Şimdi önce duvarı şuradan kıralım bir tane. Tamam mı? Arkasından şöyle uzaklardan, uzak diyarlardan çok sevgili canımız, ciğerimiz, şeylerimizi, queen'imizi gönderelim ve onun da arkasından şöyle duvar kırıcıları bir gönderelim. İlk başta büyücüleri de gönderiyorum ki burada bir iş yapsınlar diye, tamam mı? Bu arada queen ölüyordu az daha, o yüzden hemen şunu da kullanmaya ihtiyacı duydum. Arkadan hemen bir tane dondurma büyüsünü atalım ve ikinci öfkeyi de dilerseniz şöyle gönderelim. Barbar Kral da gidiciydi, o yüzden bunu da atma ihtiyacı duydum. Merkeze doğru ilerliyoruz fakat şu an için ek bir kuvvet kalmadı. Şurayı da belki atlarlar hemen geri dönerler diye elimdeki fazladan şeyi de, büyüyü de burada kullanayım. Güzel, ilk yıldızı aldık, ikinci yıldızı almak şart. Şu an için bizim bu şeyler, şifacılar ne yazık ki yanlış adama can veriyorlar. Keşke onun yerine başkasına verseler. Tabii ki bizimkiler buraya saldırırken benim elimdeki şeylerle bir şekilde şunları alabilmem lazım. Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şuraya 3 tane gömelim dilerseniz. Bunlar %46 de burada uğraşırken, bana doğru gelmeye çalışırken belki bir ihtimalle %47 oldu ama imkanı yok gibi gözüküyor. Evet, ne yazık ki ikinci yıldızı alamayacağım tarihsiz bir şekilde ama bu benim için az da olsa gelecek vaat eden bir şey. Bu arada bir hata yaptığımı anladım. Zıplama büyüsünü hiç karıştırmamam gerekiyordu. Bunu bundan sonraki saldırıda göz önünde bulunduracağım. Onun yerine örnek vereyim, bir tane daha dondurma büyüsü kullansaydım muhtemelen böyle bir sorun yaşamazdım. Hatta şu an muhtemelen 2 yıldızı da alırdım. Bunu da öz eleştirim olarak kabul edeyim. Şimdi 3 tane duvar kırıcı, tamam mı? Bu arada buna yeni alıştığım için biraz daha zaman alıyor yapmam. 2 tane dondurma, 2 tane öfke diyelim. Süper. Sonra buraya gelelim. 8 tane buradan. Yeni asker düzenime alıştığım için şunları da size de göstermeye çalışıyorum. Bu biraz zaman alıyor ne yazık ki. 1-2-3. 1-2 buradan diyelim. Sonra ne yapıyorduk? 4 tane duvar kırıcım vardı. Tamam. 7 tane büyücümüz vardı. Tamam. Sonra 6 tane okçumuz vardı. Zaten 6 tanelik yerimiz kalmış oluyor. Şuradan da 6 tane okçuyu basıp daha sonra hemen gidip şuradan büyücü ve deprem büyüsü isteyip dilerseniz biraz bekleyelim. Daha sonra onların da yaptığı saldırıları gösterir ve klan savaşımıza devam ederiz. Evet, dilerseniz hemen ikinci saldırı yapmadan önce şöyle farklı saldırıları da biraz göstereyim. Öncelikle bizim masum köyümüzün birinci adama yaptığı o muazzam saldırıyı gösterelim. Şimdi öncelikle şöyle bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Ben olsaydım şuraya deprem büyüsü bırakırdım 4 tane. Bütün duvarlar yıkılırdı. Bu şekilde içeri girme ihtimali biraz daha artardı ama tamamen farklı bir asker düzeniyle saldırdığı için pek bir şey söylemiyorum. Kendi bileceği iş. Üstelik şöyle bir genel olarak bakacak olacak, benden daha başarılı bir saldırı yaptı da kesin. Walker'ları nasıl gönderdiğini kendime ders olsun diye öncelikle bakıyorum, onu da söyleyeyim. Deprem büyüsünü hemen arkasından çok başarılı bir şekilde atmış. Merkeze doğru bir öfke büyüsüyle göndermiş. Bir dondurma büyüsünü kullanmış. Ve gördüğünüz gibi tereyağından kıl çeker gibi hemen köy binasını alıyor. Ve koşarak yoluna devam ediyor. Üstelik sizin de gördüğünüz gibi askerlerin hepsi şehit, kahramanların 40. seviye. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde sağdan soldan ilerleyerekten ikinci yıldızı klanını kazandırıyor. Eline koluna sağlık. Şimdi dördüncüye bakalım. Ayhan'ın bir saldırısı var. %60 civarında bir şeyler almış. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Evet, bir deprem büyüsü yukarıdan Queen Walk yapıyor. Kaçıncı seviye? 33. seviye bir Queen ile kraliçeyle birlikte. Bu arada benim az evvel yaptığım saldırının, benim bu aralar yaptığım saldırının yine bir benzeri, hatta neredeyse aynısı. Benim de demek oluyor ki buradan öğrenecek bir şeylerim var. Şimdi merkeze doğru nasıl ilerliyor bakalım.
Evet, şu an için Queen Walk'a devam etme tercihi almış. Soldan askerleri bir tane golemle birlikte gönderdi. Arkasından da bütün walkerleri gönderiyor. Süper. İkinci öfke büyüsünü hemen ilerlesinler diye buraya bırakmış. Diğer taraftan Queen hala yaşıyor. O da başarılı. İşte benim yapamadığım şu an bu. Yani walkerleri doğru bir şekilde yönetemiyorum. Benim sorunum buradan kaynaklanıyor. Şu an içinde gördüğüm kadarıyla gayet rahat bir şekilde 2 yıldızlı klanı kazandırmış ve gitmiş. Bir saldırı daha bakalım derseniz aşağılardan Elnur'un %100'lük bir saldırısı var. Nasıl bir saldırıymış şöyle bir izleyelim. Yukarıdan biraz bir şeyler göndermiş. Yine Valkyrie'li bir saldırı bu arada. Direkt Valkyrie'leri gönderiyor burada Elnur. Arkadan kahramanlar gidiyor. Arkadan diğer Valkyrie'ler gidiyor. Deprem büyüsüyle yola açılıyor. Zaten çok başarılı bir şekilde sağlı sollu her yere almış. Eline koluna sağlık. Geriye kalan da temizlik yeri olduğu için gördüğünüz gibi %100'ü alıp klanına kazandırmış 3 yıldızı. Şu an içinde zaten fazlasıyla önde gözüküyoruz. Yaptıkları saldırılarda zaten gösterecek bir tane saldırı var. O da Elnor'a yapılmış bir saldırı. Galiba saldırmayacaklar gibi gözüküyor. Çok ciddi bir köyleri yok bu arada, onu da söyleyeyim. Yani gerek defansları gerek saldırıları çok çok kuvvetli değil. İki tane sağlık büyüsünü mesela buraya niye bırakırsın? Hiçbir anlamı yok. Öfke büyüsünü daha bırakmadı bile, içeriye bile girmeden. Ve gördüğünüz gibi zayıf bir saldırı olmuş kendininki. Benimkinden bile zayıf. Gördüğünüz gibi içeriye doğru ilk yıldızı almış. İkinci yıldızı da alamadan savaşı bitirmiş. Süper, bizim için güzel bir şey bu. Şimdi ilk kısımdan 763 bin aldık. Hemen düşmana gidelim ve şuradan 6.ya bakalım. Bakalım 6.da neler varmış. 6.ya saldırabilir miyiz? Evet, gayet de saldırılabilir. Tatlış bir köy. Şimdi buraya nasıl gireyim? Ona bakıyorum öncelikle. Herhalde şuradan girmek en makul olacaktır. Şurayı yarıp şu üstten mi girsem yoksa direkt alttan mı girsem diye düşünüyorum. Benim buradaki tek korkum tekrar bu adamları, bu şeyleri yönlendirememek. Dilerseniz şuradan gireyim ben ya. Hadi bakalım. Ama ilk başta yolumuzu açacağız. Burada klan kalesinden birlikler 3 tane gelmemiş. O da sıkıntı değil. İlk başta ikinci yol açacağım. Dilerseniz hemen deprem büyüsüyle de oraya açayım. Derken yine bütün duvarları kıracağız galiba. Neyse, canımız sağ olsun, sıkıntı yok. Şuradan okçuyu, arkasından 5 tane de queen'imizi gönderelim. Tamam mı? Arkasından ilk öfkeyi bırakalım. Şöyle geniş bir şekilde dilerseniz önce büyücüleri bırakalım, yol atsınlar bana. Süper. Duvar kırıcıları da gönderdik mi bizim çoluğu çocuğu torbayı gönderebilirim diyeceğim ama ne yazık ki zaten yine yanlış yere gidiyorlardı. O yüzden biraz daha tuttum elimde. Hala bekliyorum gördüğünüz gibi. Bu arada Queen'e de dikkat ediyorum. Şimdi göndersek nereye gidiyorlar? İçeriye giriyorlar değil mi? Evet, içeriye giriyorlar. O zaman hadi yürüyün arkadaşlar. Çabuk çabuk koşun. Barbar Kral'a bakıyorum burada. İlk şeyi bastık buraya, Barbar Kral'ı hızlandırdım. Yeni yeni öğreniyorum, vurmayın bana, kızmayın. Şuraya dilerseniz hemen ikinci dondurmayı da bırakalım. Süper. Vuruyorlar mı, vuruyorlar mı? Vurdular ve kırdılar, süper. Şimdi, güzel gidiyor, evet. Şu ana kadar fena değil yani. İkinci yıldızı da almayı başardık. Zaten bir zahmet başarayım bu köyden. Bu köyden de başaramıyorsam beni zaten klandan atsınlar. Şuraya bir tane daha bırakalım, şuraya bir tane daha bırakalım. Bir yandan da okçu derdim diyeyim. Okçuları nereye bırakırsam 3-5 yolumu daha bulurum diye düşünüyorum. Güzel. Hala Queen Walk devam ediyor bu arada. Bizimkiler gördüğünüz gibi benim kraliçeye güzel destek veriyor. Azalınca diğer defansı kullanacağım bu arada. Onu da şeyindeyim, dikkatindeyim. Evet, şu an için gerek kalmadı gibi gözüküyor. Hala devam edeceğim ama biraz daha azalırsa hemen büyücüyle geçici bir süreliğine bu desteği arttıracağım. Şu an için hala yine güzel gidiyor. Hatta arttı bile. Süper. Hadi çocuklar devam. Devam 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 devam. Şu an nasıl gidiyor? Hala güzel. Bu Queen Walk işe yarıyor bu arada. Ben yeni yeni gördüğünüz gibi keşfediyorum. Hala destekteyim. Dikkatli bir şekilde bu işe de devam ediyoruz. Queen'e biraz daha, kraliçeye biraz daha, bizim bihterimize biraz daha destek varsa, ki şu an için var. Süper. %100 alabilirim diye umuyorum ama ne kadar alabilirim tabi bunu da göreceğim. Şimdi hala ne kadar vaktimiz var? 49 saniyemiz var. 49 saniyede umarım bir şeyler yapabiliriz derken gitti bizimki. Şu an büyücüye destek çıkmaya başladı bizim çocuklar. Başka herhangi bir büyüm ya da başka bir şeyim kaldı mı? Kalmadı. Şu an için kraliçeyi bıraktılar, ne yazık ki büyücüye destek veriyorlar.
Bu benim için büyük bir hata oldu. Benim için değil tabii, onlar için. Dilerseniz hemen şuradan bir diğer şeyi kullanalım. Şimdi tekrar, evet, tekrar okçu kraliçeye döndü bizim destek. 23 saniyemiz kaldı. Yıkacak birkaç tane daha bina var. Eğer bunları da yıkarlarsa oldukça güzel bir şekilde dertsiz tasasız biz bunları alırız. Şu an için uzak mesafedeler. Umarım görebilir derken farklı bir yere saldırdı. Ne yazık ki %98 civarındayım. Ve 6 saniye kaldı. Muhtemelen alamayacağım tahmin edeceğiniz üzere. Ah ki ne, ah ah, son binayla %99'da kaçırdık ama canımız sağ olsun. Yine de bu saldırı düzenini de yavaştan öğrenmeye başladığım anlamına geliyor. Ne kadar ganimet alacağım bu savaşta? Öncelikle ona bakayım. 1.2 milyon. Bu şekilde 8.2 milyon altımda 9 milyona tamamlayıp hemen kendime şuradaki yeni havanı basarım. Bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz bu aralar videolara ağırlık verdim. Artık her gün video çekmeye başlıyorum. Ayrıca Ramazan ayı da geldi. Bu konuda da zaten sizden ayrıca talep geliyor. Evde olduğunuzu, niyetli olduğunuzu biliyorum. Öncelikle Allah kabul etsin. Ve daha fazla video izlemeyi de bu noktada istiyorsunuz. Çünkü okullar da tatile girdi. Dolayısıyla siz de diyorsunuz ki arkadaşlar biraz daha video çekin, biz de video izleyelim. Haklısınız. Öncelikle şunda 4 tane buradan basayım. Şuradan 7 tane basalım. 7 tane miydi? Hala ezberleyemedim bu arada. 7 taneydi herhalde, değil mi? Başka neyimiz vardı? Bak şimdi unuttum ben bu düzeni. Tamam, bu var. 7 tane ondan var. Duvar kırıcı bastık mı? Duvar kırıcı bastık. Neyimiz eksik bizim? 7 tane değil miydi? Daha mı fazla? Şimdi kaç tane şifacımız var? 4 tane. 5 tane şifacı olması lazım. Evet. Sonra da 6 tane de okçu basıyorduk. Süper. Evet. Genel olarak bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıda bulunan beğenmeyi unutmayın. Lütfen tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Son olarak da facebook.com/TurkçeClashOfClans bizim sayfamız, oraya da ziyaret ederseniz çok sevinirim ve güncel Clash of Clans haberlerini buradan alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.